Herkese günaydınlar. Kalbinizin sesini dinlersiniz. Benim gibi kendinizi sabahın köründe dağlarda bulabilirsiniz. Bugün sizlerle yaban hayatında olacağız. Anadolu'nun gizemli kızıl geyikleri peşinde olacağız. Heyecanlı, aksiyon dolu dakikalar bizleri bekliyor. Hep birlikte başlıyoruz. Bu bölge Köroğlu Dağları, Sündiken Dağları ve Nallıhan Tepeleri ile Eskişehir sınırlarını çevreleyen kızıl geyiklerin ülkemizdeki en büyük yaşam alanları ve son kaleleri. Yaşam alanları biz insanoğlu tarafından tahrip edilmesinden dolayı sayıları her geçen gün azalıyor. Geyikler genelde yol veya yolak olarak sarp ve gizli bölgeleri tercih ediyorlar. Biz de bu yolakları kullanarak onların olabileceğini tahmin ettiğimiz yere doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Kızıl geyikler çatal boynuzlara sahiptirler. Her yıl boynuzları düşer ve tekrar büyür. 3 metre yüksekliğe kadar atlayabilme özelliğine sahiptirler. Bizim gözlerimiz 180 derecelik bir açıyı görürken geyiklerin gözleri 310 derecelik bir açıyı görebilirler ve koku alma duyuları çok kuvvetlidir. Zaman ilerledikçe eşyalarımız bize daha ağır ve taşınmaz hale geliyor. Şu an geldiğimiz noktada çok yoğun geyik izleriyle karşılaşıyoruz. Evet, sonunda onlara ulaştık. Kızıl geyiklerin çiftleşme dönemi olduğu için erkek geyikler böğürme diye tabir ettiğimiz bir ses çıkartıyorlar. Evet, buradan sonra çok sessiz olmak zorundayız arkadaşlar. Geyiklerin sesleri karşıdaki dağdan geliyor. Daha doğru, yavaş yavaş ilerliyoruz. Yakınımızdalar ve kamufle olup bekleyeceğiz. Evet, sessiz bekleyişimiz sürüyor arkadaşlar. Geyiklerin çiftleşme dönemi olduğu için boğa geyikler güç gösterisi yapıyor. O yüzden şu an sessiz bir şekilde geyikleri bekliyoruz. Bir dişi, bir yavru ve bir erkek geyik. Sesleri ormanı inletiyor. Biraz daha yaklaşmayı deniyoruz. Şenol Uzunoğlu ile dostluğumuz uzun yıllara dayanıyor. Şenol abi yıllardır benim en yakın doğa yoldaşım. Aşağıdaki linkten onun sayfasını ve yaban hayatı videolarını izlemenizi tavsiye ederim. Evet, geyiklerin kaşınma ağacını buldum bir tane. Evet, gördüğünüz üzere biraz şöyle yaklaşayım size.
Evet, geyiklerin kaşınma ağacı, sürtünme ağacı arkadaşlar. Bu ağacın bir özelliği yok aslında. Rastgele geyiğin bir tanesi burada boynuzlarını sürtüyor veya kaşınıyor. Örnek vereyim. Daha sonra tüm geyikler bu ağacı kaşınma ağacı olarak kullanıyorlar. Evet. Doğanın gereği ayılarda da bu şekilde. Bölgede bulunan böyle 3-5 tane ağacı sabitliyorlar. Buralarda hem kokularını bırakıyorlar hem de kaşınma ihtiyaçlarını gideriyor ve sürtünüyorlar. Evet, saatlerimiz 9.30'u gösteriyor. Ve biz ilerledikçe geyikler ormanın derinliklerine doğru ilerliyorlar. Şu an çekim yapmamız imkansız. Çünkü geyikler gündüz vakti çok aktif değiller. Bir karar alıyoruz ve geyiklerin akşam ormandan geri geleceği noktaların kesiştiği bir bölgeye ağlarımızla pusuda saatlerce sürecek bekleyişe başlıyoruz. Şu an kayıttayız arkadaşlar. Görüyorsunuz geyik burada. Evet, sesini duyuyorsunuz. Bakın şu an canlı yayındayız. Kameram çekiyor. Saniyesi düşüyor farkındaysanız bakın. Şu an reç kayıttayız. Evet. Şirin abi çekiyor şu an. Şirin abi ekrandan izledim size. Sabah çantalarımızı koyup dinlendiğimiz yerde bizim kokumuzu alıyor ve oradan hızlıca uzaklaşıyor. Evet arkadaşlar, 12 saat beklemenin sonucunda çok güzel bir boğa çektik. Evet. Boğa bizim önümüzden, yani 10 metre önümüzden geçti. Çok güzel kareler aldık, çok güzel videolar çektik. 12 saat beklememize değdi. Evet, güneş battı, hava yavaş yavaş kararıyor. Evet. Bayağı da üşüdük. Üşüdük, hava çok soğuk. Evet, montlarımızı giydik.
Ama çok mutluyuz. Evet. Çok yorulduk ve dönüş yolculuğumuz başlıyor. Ama yaşadığımız anlar tüm yorgunluğumuza bedel. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.